Kuloşov. Plaza. Proski Plaza. Diğer Ukraynaca veya Rusça. Evropeski Puloşat. Puloşat, evet. Burada müthiş bir, birazdan göstereceğim sizlere. Kum tepeleri var orada. Standlar var. Savaşı anlatan, o iç savaşı anlatan bir eylem yaşandı burada. Hemen arkamda bakın, Ukrayna'nın en önemli devlet üniversitelerinden birisi var. Bu üniversite mühendislik anlamında, doğru mu? Dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Çoluğunuzu çocuğunuzu düşünmeden buraya mühendislik, uzay bilimleri, endüstri mühendisliği ile alakalı gönderebilirsiniz. Umarım kabul olur. Yani çok zor kabul ediyorlar. Amerika'dan bile öğrencileri var. Ukrayna'ya yolunuz düşerse mutlaka bu üniversiteyi, devlet üniversitesini ziyaret edin. Benim ne anlatmak istediğime gözlerinizle, kulaklarınızla şahit olun derim. Sevgiler gönderiyoruz Avrupa Meydanı'ndan. Harkov kentinin kurucusu Kral Harkov'un heykelini görüyorsunuz. Kendisi Kazak olup, yani Kazak Rus'un köylü Rus diye tabir ettiklerimiz. Bu caddede Nauka Caddesi, yani üniversite caddesi olarak kabul edilir. Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundadır bu caddenin uzunluğu. En geniş cadde budur. 3 gelişli, 3 gidişlidir. Evet. Şimdi şehrin merkez noktasına. Bu arada üniversite, Ukrayna bayrak rengini görüyoruz mu değerli misafirlerim? Açık mavi ve sarıdır. Açık mavi gökyüzü ve özgürlüktür. Sarı ise toprak ve berekettir Ukraynalılarda. Bu sol tarafınızdaki görmüş olduğunuz yer ise Adalet Sarayı'dır. Harkov Adalet Sarayı. Görmüş olduğunuz solunuzdaki bina Harkov Adalet Sarayı'dır. Sağınızdaki görmüş olduğunuz otel Harkov Palace'dır. Ukrayna'nın en kaliteli 5 otelinden, en güç 5 otelinden bir tanesidir. Metalist Harkiv takımının sahibinin olmuş olduğu Harkov Palace Otel. Genellikle burada ilme dönüşler çok. Buraya gelirseniz mutlaka burada kalın. Çok lüks bir oteldir. Toplumu ya çok zengindir ya çok fakirdir. Bunun sebebi nüfusun %12'si muazzam bir zengindir. Yani oligarklar diye tabir ettiğimiz evet. insanlardır. Duyuyorsunuz rehberimizden. Oligarklar çok hakim bu şehre. Ülkenin kaynaklarını kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda eski bürokratlar oligark diye tabir ettiklerimiz ve bu bütün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni soydukları için kendilerini oligark ismi takılmış. Bu insanlar %12'lik Rusya ve Ukrayna, Moldova, bu bölgelerde oligarklar hakim. %12'lik bir kesim. Bana Gürcü restoranı soran misafirim. Evet. Sushi restoranı soran misafirim. Bakın Gürcü restoranı hemen sağ tarafımızdadır. Kiev'sinin üstüdür. Kevsin Sushi Gürcü restoranıdır. Onun yanındadır. Oraya gideceğiz. Freshline burada da. Ana merkez budur. Burada da ayrıyetten bir limon çikolatacısı var. Bu arada bana IQOS'u kim sordu? IQOS. IQOS sigara, elektronik sigara. Ben şu andaki lisenin bahçesindeyiz. Restorasyon tüm hızıyla devam ediyor. Çok oldukça ihtişamlı bir Ortodoks Kilisesi burası. Çok eski bir mabet. Eskiden ilk yapıldığı 1600'lü yıllarda ahşap olarak yapılmış olan bir bina. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmüş. 1850'den sonra yeniden bir restorasyona girmiş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden bir restorasyona görmüş. Ve halen restorasyonu devam eden bir yer. Şimdi yanımda Türkiye'den dostlarım var. Evet, nasıl buldunuz? Değişik bir yer. Değişik değil mi? Değişik bir ülke. Toplum. Kiliseyi nasıl buldunuz? Ortodoks Kilisesi'ni. Değil mi? Pırıl. Harika. İsimlerinizi söyleyin. Ben Aykut Bölükbaşı. Evet. Ali Yeni Ay. Burada bu kilise eskiden şeymiş. Ahşap. Evet. Sonradan restore olmuş. Evet, evet. Şimdi sevgili dostumuz da sürekli kendisini çekiyor bu esnada. Selfiecilerdeniz biz abi. Selfiecilerden kendisi olur. Ben de çekeceğim kendisini birazdan. Nasıl buldun kiliseyi, burayı? Gayet güzel. Değişik bir mimarisi var. Değil mi? Tanrı'nın tüm evleri zaten kutsal. Ders ve kapatıyoruz. Evet, burası memorial. 60 kilometrenin ortalama 35 kilometresi bu şekilde orman. 1941-45 arasındaki 2. Dünya Savaşı. Sebebi Rusya sınırına yakınlığından ötürü. Çünkü o dönemde
Alman ordularının sadece öncü birlikleri bu dönemde bu bölgeye kadar gelebildi. Alman ordularının kendi kendi bölgeye gelemedi. 1941 ile 44 yıllar arasında, güzelliğe bakın arkadaşlar, 936 bin işgal altında kaldı Ukrayna. Yaklaşık sadece Ukrayna ülkesinde 7 milyon insan hayatını kaybetti. 1 milyon 300 bin olan Kiev nüfusu 38 bine kadar düştü. Sovyetler Birliği genelinde ise 27 milyon insan hayatını kaybetti. İkinci Dünya Harbi genelinde ise dünyada toplamda 60 milyon insan hayatını kaybetmiş oldu. Bu görmüş olduğunuz Memorial'da, vatanının heykeli de İkinci Dünya Harbi sırasında evladını cepheye gönderen annenin içinde bulunmuş olduğu durumun gösterildiği, simgelendiği yerdir. Şu an kalp atışı var mı bilmiyorum. Orada bir ateş yanar. Annenin gözyaşını temsil eder. Annenin gözyaşını simgeler. Bir de kalp atışı duyarsın. Tık 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 tık. Bakalım, eğer o ses geçen hafta yoktu, İnşallah bu hafta düzeltmişlerdir. Annenin içinde bulunduğu alandır. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nde, Çanakkale'de, bizim için Çanakkale ne anlam ifade ediyorsa, Ukrayna'da da Memorial, Ukrayna annesinin içinde bulunduğu anlamda o anlamı ifade ediyor. Neden? Bizler Kurtuluş Harbi'nin Anadolu kadınımızın erkeğinin yanında duruşuyla, cesaretiyle, erkeğinin arkasında, erkeğine yardımıyla... Harkov'un yemek mekanlarının olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Burada sushi'den A'dan Z'ye her şeye mevcut. Muhteşem lezzetler var.